Evet Türkiye'nin en güzel YouTube kanalının takipçileri hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar. Dün bir haber yayınlandı. Süper Lig'de olay şampiyonluk tahmini diye. Bilmiyorum haberiniz var mı? Büyük ihtimalle yoktur. Şimdi kıran kırana bir şampiyonluk yarışı geçiyor mu? Geçiyor. Özellikle harf sırasına göre dizersek Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray diyelim. Alfabetik sıralamaya göre. Üçünün çekişmeli yarışı var. Ama Orijinaline baktığınızda Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş arasında bir yarış var. Tabi Trabzonspor Başakşehir'de bu yarışa e, uzaktan da olsa katılıyorlar. İhtimalleri var mı? Tabii ki de var. Matematiğin imkansız diyeceği yere kadar, matematiğin sıfır olasılık vereceği yere kadar her takımın şansı var mı? Var. Ancak Euro Club, Euro Club indeksin bir tahmini var arkadaşlar. Euro Club indeks. Nedir bu Euro Club İndeks? Ben de çok bilmiyorum açıkçası. Şimdi yarış kızıştı. Baktığınız zaman e, her şey var. Galatasaray-Kasımpaşa maçında yaşandığı bir e, puan kaybı var. Sonrasında Alanya Spor'un sanki yenilmek için can atarcasına yapmış olduğu bir yenilgi var. Galatasaray'ın lig beklentisini 89 puan olarak yayınlamış Bur, bu indeks arkadaşımız. Yani Galatasaray 89 puan. Fenerbahçe de 89 puan yakalayacak. Ama Fenerbahçe Averaj'da öne geçecek diyor. Şimdi Fenerbahçe evinde baktığınız zaman 3-1 kaybetti. Yani ikili Averaj'da 2-0 kazansa dahi ikili Averaj hani deplasman golleri normalde kupalarda sayılmıyor ama burada sayılıyor mu bilmiyorum. Burada sayılmasa bile genel Averaj'da üstün olması lazım ve iki farklı kazanması lazım en az. 3 farklı kazanma ihtimali ben bilmiyorum. Neyse adamlar diyor ki lig sonunda Adana Demirspor 20 puandan sonuncu olacak düşecek. Hatay 32 puanla düşecek. Bodrum 35 puanla düşecek. Kayserispor 36 puanla düşecek diyor. Gaziantep 39'da yırtacak. Rize de 39'da yırtacak. Sivas 43. Göztepe 44. şey Antalya 44 falan diye sayıyor böyle. Alanya 44. Kasımpaşa 46 diye. Ben ee, Trabzonspor 57 puan. Merak ettiğim yerler. Başakşehir 64 puan. Beştaş 76 puan. Galatasaray 89. Fenerbahçe 89 puan olarak bir gündem, gündemde bulunmuş. Göndermede bulunmuş. Yani ben buna çok şey yapmıyorum. Bu tip paylaşımlar ne bileyim bu astrologlar mastrologlar herhalde herkes dersini almıştır. Bundan sonra da kimse bunlara şey yapmaz. Bilal Meşe birine var. Cimbom'a gelince yok. Milliyet yazarı Bilal Meşe köşesinde dikkat çeken bir yazı kalemi almış. Ben şunu söyleyeyim. Süper Lig'e eğer adalet gelirse Beşiktaş 76, Fenerbahçe 89 diyor ya. Galatasaray 76'yı da bulamaz. Bunu da söyleyeyim. Şimdi Bilal Meşe Okan Buruk'la ilgili dikkat çeken bazı ifadeleri kullanmış. Ben kısaca okuyayım arkadaşlar. Bu kısmı çünkü uzatırsam zoruma gider. Sizin de zorunuza gider. Tribünden aşağı inemez. Yerli ve başarılı hocalarımız eleştirirken ellerim titrer. Öyle aman aman yanlışlarına pek dokunmam. Ne var ki Okan Buruk kenarda öfke kontrolünü kaybediyor. Takımına motive olacağına bu eforunu hakemlere harcıyor. E sorsam ağzı var dili yok diyor bazı arkadaşlar Okan Hoca'nın tepkileri vücut diline yansıyor. Dudak okuma olsa vay haline. Tribünden aşağıya inemez. Bak hocam gerçekleri yan yollara saparak örtme politikasından vazgeçsen artık diyor. Hakem Mehmet Türkmen'e sen nasıl maç yönetiyorsun ya bu ne rezillik şeklinde sözlerini ayan beyan ortada. Peki Mertens'in dirseğini silah gibi kullanmasını görmedin mi? Eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım, Deniz Çoban üçü de kırmızı kart öngördüler. Ya bunu da dile getirsene. Maalesef hakemlerimiz kart konusunda çifte standart uyguluyorlar. Birine var cimboma gelince yok diyor. Hadi buyur. Ha Herkes neye odaklanmış durumda? Herkes işte hocam ya sen sen hakemi de yeneceksin. Lan biz niye hakemi yeniyoruz? Ha biz niye hakemi yeniyoruz? Lan bir de Galatasaray yensin. Bir senede hani Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon mesela bu sene üçü birden yensin. Galatasaray'sın hakemi de yen. Beşiktaş'sın hakemi de yen. Üçü birden bu sene hakemi yenmeye çalışsın. İddia ediyorum. Üçü de ilk üçe giremez. Giremez. Ya hakemi yenmek siz yani çok saçma bir şey ya. Gerçekten çok saçma. Bir şey. Bak mesela benim bu arka fon duvar kağıdı. Hani duvar kağıdı. Sen de sen hocam duvar kağıdını değiştir. Ya çok zor bir şey. Yenisini bulacaksın, bunu sökeceksin, yapıştırma işlemi şu bu falan filan. Duvar kavlayacak, o olacak, bu olacak. Oturtması şu çok uzun bir işlem. Ha varsa hocam güzelce yapalım. işte oraya güzel sponsorlarla da falan donatılsın, edilsin diye varsa buyursun. Yani hiç sıkıntı değil. Ama benim kastettiğim, benim anlatmak istediğim olay şu. Düzen şu. Burada bir olay var. Burada bir hani e, düzen var. Ve bu düzeni yıkmak zorundayız. Bugün Fenerbahçe ile Galatasaray yarışı. Yarın Trabzonspor yarışı olacak. Millet ne yapacak? Ben şunu söyleyeyim. Trabzonsporlular Galatasaray'a hiç şampiyonluk yarışına girmemişler. Tarihleri boyunca. Tarihleri boyunca hiç girmemişler. Niye? Galatasaray çünkü uyanık. Fener'i son ana kadar yarışta tutturup öyle ekart etme peşinde niye rating alacak? Ama Trabzonspor kim ki? Trabzonspor hemen 10. 15. haftada fişini çeker. Trabzonspor'un şampiyonu umudun uğusu kalmaz. Taraftar kendi içinde takama futbolcuya. Şimdi mesela Fenerbahçe'de adaletsiz taraftarlar çok fazla. Ya işte şu kadar para verdik de kulübede şu kadar para vardı, şu kadar futbolcuya şu kadar para verdik, şu kadar şöyle oldu, şu kadar böyle oldu, şu kadar şu kadar. Ya arkadaş sadece Fenerbahçe mi verdi? Transfere bu sezon 120 milyon eurodan fazla para döküldü. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Bir de madalyonlu bir taraf var. Bazı futbolcular formayı unuttu. Büyük beklentilerle gelen takımlarda 8 haftada kulübeye mahkum olan olan futbolcular var. Onu da konuşalım. Oğuz Aydın, doğru. Yani kabul ediyorum. 6 milyon euro bonservisine verildi. Hani cebine yıllık 30 milyon TL koyuyor. Habere göre. Doğru. Yani yıllık maaşı. 3 maçta sadece 22 dakika süre aldı. Doğru. Cenk Tosun. Bon servisi yok. Yıllık 2,5 milyon euro demiş. Hangi yıllık 2,5 milyon euroya Hangi yıllık 2,5 milyon eurodan bahsediyorsunuz siz? Ben onu anlamadım. Cenk Tosun Türk. Türk milli takımında oynuyor. Benim bilgim daha 40 milyon TL civarında bir para alıyor. Ha. Az mı? Az mı sanacak bir para değil. Ama 40 milyon TL yaklaşık 1 milyon euro yaparken 2,5 yazmışlar. Neyse. Levent Mercan 2 milyon euroya alındı. Doğru. Sadece 9 dakika süre buldu. Ligde 7 maçın 5'inde kadroya bile dahil edilmedi. Düşündürücü bir futbolcu. Ama yeteneği olan bir futbolcu. Hani aa, yatırım yapılabilir futbolcu. Yatırım yapılabilir futbolcu. Ama geçin. Trabzonspor. Arseniy Batagov. 1.8 milyon euroya Ukrayna stoperi aldı. Forma yüzü dahi görmedi. Yıllık 650 bin euro kazanıyor. 7 maçta da kulübenin müdavimi olmuş. Yani gelmeden de forma yüzü görmemiş. Borna Barisic diyor. Solda Eren Elmalı'yı kesemeyen imza ücretiyle senelik yıllık 1.8 milyon euro net para alan Barisic. Son 3 sınavda 14 dakika sahada kaldı. 7 maçın 3'ünde az kadroya girerken toplamda 350 dakika forma giydi diyor. Elyans Jelert. Devşirme Sabek Kaan Ayhan'ın alternatifi bile olamadı. 10 maçın 3'ünde ilk 11 başladı. 2003 doğumlu futbolcu. 9 milyon euroluk bonservisi 900 bin euro maaşın karşılığını veremedi. Ya yani Kopenhag'dan katlı güncel piyasa değeri 8 milyon euro diyor bak. Mesela 9 milyon euro. Ya Oğuz Aydın 3, Levent Mercan 2, 8. Hadi Cenk'e de 1 milyon imza parası ver. 9, 3 futbolcuya bir bedel mesela. Ha, yıllık ücretleri. Can Keneş Karagümrük'ten 2 milyon 750 bin euroya geldi. Sadece 9 dakika forma giymiş. 21 milyon TL yani 600 bin euro kazanıyormuş. Ligde 4 maçın kadrosuna alınmasına rağmen şans bulamamış. Yani nice isimler var. Yani siz ee, es geçiyorsunuz. Mesela ben Galatasaray kadrosuna size birkaç tane isim söyleyeyim. Siz es geçiyorsunuz ama ben söyleyeyim arkadaşlar. Yıllık ücret babında söyleyeyim. Başka bir şey babında söyleyeyim. Mesela Davinson Sanchez, Victor Nelson, Kerim Bardakçı. 3 tane stoperi var Galatasaray'ın. İkisi sakatlansa, birisi iki ay olmasa, birisi sezonu kapatsa Galatasaray'ın stoper hattına bakın. Komedi. Jakob sol bekleri bir tane sol bekleri var. Bir sakatlansa komedi. Jelert diyor ama Kaan Ayhan'ı sağ bek yapıp Kaan Ayhan oynatıyorlar. Mecburen. Mecburen. E, Toreria, e, Gabriel, Sara ikilisi. İkisinden birine bir şey olsa orta saha 56. Ha, Berkan'dan Kerem Demirbay var ama Hani o yeteneklerle bu yetenekler bir değil. E, Barış Alper Yılmaz 21 milyon euro yazmışlar. Gol yok, asist yok, bir şey yok. Avrupa'da perişan bu parayı yazmışlar. Roland Salahi yazmışlar. Avrupa'da oynama şey yok. <laughs> Durum yok. Hakim Ziyek canım istedi sakatım, canım istedi oynuyorum. E, Yunus Akgün, Yusuf Demir var. Yusuf Demir yabancı statüsünde bilginiz olsun. Giderek düşüşte. E, Mertens 37 yaşına gelme canı isteyince bir 10 dakika 15 dakika top oynuyor. Canı istemeyince oynamıyor. <laughs> Osymhen aldılar. Yıllık verdikleri para çok ciddi. Icardi sahada yürüyor. Batshuayi sıkıntı yapıyor. Yani Galatasaray bir böyle karışıklık istiyor. Ha Fenerbahçe Fenerbahçe durulmak istiyor. Şu 17 günlük ara evet bana kötü geldi. Size kötü geldi ama Fenerbahçe'ye iyi geldi. Bay geçildi 8. hafta. Milli maç arası. Adeta piyango oldu. Piyango, piyango. Gerçekten piyango. Yani geri dönüş için bir piyango oldu. Geri dönüş için bence harika bir döneme denk geldi. Sakatlıklar düzelecek. Bir sürü sakat var ya. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? Sakatlık sonrasında Samsun Spor maçı var. Manchester United maçı var. İki takımda iyi canlız ediliyor. Ben mesela bugün ee, bir şey söyleyeyim size. Çağlar Söyüncü dün bireysel çalışmalara başladı. Başka? Maximen bireysel çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş bireysel çalışmalara başladı. Üç tane sakatım var ya. Milli aradasın 3 sakatım var. E, İsmail Yüksek Omzundan sakat. 4 sakat bak. Şaka gibi ya. İrfan Can Eğribayat sakatlandı son dönemde. Hatırlayın. 5 tane sakatı var Fenerbahçe'nin. 5 sakat. Ya basit bir şey değil bu ya. Gerçekten basit bir şey değil. Hani konuşmayalım 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 da. E, basit bir şey değil. Ha diyeceksiniz ki hocam niye bu kadar sakat veriyoruz? Arkadaşlar size daha önce de söyledim. Yedek futbolcuları hazırlarsın. Fizik olarak hazırlarsın. Kondisyon olarak hazırlarsın. Hani Hazırlarsın. Mesela Fenerbahçe tesislerde bir hazırlık maçı yapıyor bir nevi. Yani, e, yani antrenman maçı diyelim. Hazırlık maçı demeyelim. Antrenman maçı daha doğru bir tabir olur. Mesela Kostic'i görüyorsunuz. İşte Cenk Tosun'u, Kostic'i, Ertuğrul Çetin'i, Levent Mercan'ı, ne bileyim Bekao'yu, Tadiç'i, e, Tadic'i, Fred'i, Cengiz'i, Osterwolde'yi, hani bilindik isimleri en azından görüyorsunuz. Yani bunlar da şey. Ama takım 1-2 gün izinle Fred falan da ailesiyle tatile çıktı bir nevi. Bakın bu kadar isim var. Yani mesela hani az kadroda oynayabilecek Ertuğrul Çetin kaleci, Levent Mercan, işte Cenk Tosun, Bekao, Osterwolde 5 mi yaptık? Tadiç 6, Fred 7, Oğuz Aydın 8, Aklıma gelenleri bir sayayım. Cengiz Ünder 9, Kostiç 10. Onun dışında mesela Cengiz Tosun'u saydım değil mi? Ee, 10. 5 tane futbolcunda sakat 15. Doğru düzgün hazırlanamıyorsun. Ama ilaç gibi geliyor. Çünkü rotasyon futbolcusu da olsa iyileşecek arkadaşlar. Rotasyon futbolcusu da olsa iyileşmek zorunda. Eğer bunlar iyileşmesi o bizim için sıkıntı. Bizim için en büyük sıkıntı bu. Ha edince oynayıp gelecek. Enne seri oynayıp gelecek. Mesela öyle değil mi? İşte Şimanski oynayıp gelecek. Ama Maximen, Mert Hakan falan bunlar şeydi. Samsun Başkanı'nın yaptığı açıklamayı görüyorsun. Sanki zannedersin kümede kalma maçına çıkacaklar. Ama Samsun Başkanı'nın ne kadar Galatasaraylı olduğunu herkes biliyor. Açıklaması da var. İyi de hocam hak edene forma. Hak edene forma şimdi gelecek asıl. Çünkü bu arada hazırlıklar iyi yapıldı. Mourinho antrenmanda oyuncularıyla toplantıyı gerçekleştiriyor eksik de olsak takımız. Şu anda Fenerbahçe bir takım halinde. Eksik de olsa takım. Ve Mourinho futbolcularına yapılan toplantıda bunları söylüyor. Diyor ki bu süreç öncesinde hataları en aza indirmek için çalışmamız gereken çok şey var. Oyun sistemimizi iyice oturtmamız gerek. istemediğimiz puan kayıpları yaşadık ancak bunlara takılı kalmamalıyız. Böyle durumlarda iyi bir profesyonel olduğumuzu gösterip sağlı bir reaksiyon vermemiz gerek. Her zaman dediğim gibi büyük bir galibiyet beni aya çıkarmaz. Aynı şekilde büyük bir mağlubiyet de hayatı cehenneme çevirmez. Milli ara sorun ama biz bunu çözüme çevirelim. Özellikle motivasyon anlamında takım üzerinde olumsuz etkileri olur. Ancak ya yani milli aranın bunu yaşamasak da yani bunu yaşamamak da sizlerin elinde. Hem ligde hem Avrupa liginde çok önemli maçlarımız var haftada 3 kere sahaya çıkıyoruz. Elimizde kaliteli kadro var. Hiç kimse ben neden oynamıyorum endişesine kapılmasın. Hazır olan herkese forma şansı gelecek. Ve belki de formayı alan bir daha çıkarmayacak. Bakın Manchester United maçı mesela Manchester'dan Fenerbahçe'ye yine bir müjdeli haber geldi. Üzücü ama müjdeli bir haber. Manchester United'da Nasr Mazrui kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle eee tedavi görecekmiş. Tabii ki de geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Ben bunu Fenerbahçe açısından cevaplıyorum. 30 milyon euroluk bir sağ bekten bahsediyoruz. Yeni transfer. Faslı. Bizimkilerin de hemşerisi yani. 30 milyon euro arkadaşlar. Kalp sorunu. Ya Allah şifasını versin inşallah. Bayern Münih'ten 15 milyon euroya almışlar. Ya Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu hikayesini anladınız değil mi? 30 milyon euro piyasa değeri varken 15'e vermiş mesela Bayern Münih. 767 dakika süre bir asist. Ve kalp ritim bozuk nedeniyle en az 2-3 hafta diyor. Sağlam uzak 2-3 2 aydan bahsediliyor arkadaşlar. Nikola Şiran'ın haberine göre e, pasta futbolcu en az 2-3 hafta diyor ama 2-3 aydan bahsediliyor. Onu da söyleyeyim. Geçmiş dönemlerde de kalp sorunu yaşamış. Ya Fenerbahçe maçında büyük ihtimalle yoktu. Çünkü 24 Ekim Perşembe günü maçımız. Bugün artık 11 Ekim yani 13 gün kalmış maça. Allah şifasını versin. Fenerbahçe maçında oynamasın ama Allah şifasını versin. Ben en azından böyle söylüyorum. Allah kimseye de bu hastalığı yaşatmasın. Hiçbir e, kimseye. Yine Fenerbahçe Manchester United alakalı bir haber. Ocak ayında Fenerbahçe işi sıkı tutuyor. Manchester United'da forma şansı bulamayan deneyimli stoper Victor Lindelöf'ü devre arasında ikna ederek renklerine bağlamayı planlıyor demiş. Neyle alacaksın kardeşim? Neyle alacaksın? Hangi parayla alacaksın? Değil. Hangi yabancı kuralıyla alacaksın? Bana hangi yabancı kuralını alacağımızdan bahsedin. Ben hangi yabancı kuralını alacağımızı bilmiyorum çünkü. İzah edersen çok ama çok mutlu olurum. Bakın Fenerbahçe transfer markette en son ne zaman girdiniz? Bilmiyorum. Mesela Fenerbahçe'de bugün transfer market değerine göre futbolcu satacak olsam. Livakovic'e 11 yazıyor. 11'e satarım. Net satarım. Ciku'ya 9 yazıyor. Bu seneki Ciku'da çok ciddi düşüş var. Ciku'yu 9'a satarım. Bak ciddi söylüyorum. Şimdi ben bu e, bu videoyu böyle çektiğim zaman bana çok kızıyorlar. Ya sen de Fenerbahçe futbolcularını yerin dibine sokuyorsun. Mesela Victor Lindelöf 15 milyon euro asla 15'e almam. Lindelöf Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. 30 yaşında 1 milyon euroya 2 milyon euroya 3 milyon euroya falan veriyorlarsa 45 dakika oynamış. Sezon sonu zaten bedava kalacak. 2-3'e alalım. Mesela 3 milyon euroya Lindelof'u alalım. Bak. 3 milyon euroya alalım. 9'a Cikuyu satalım. Benzer profil. Mesela Bekav'a 8 diyor. Satmam 8'e. Samet Akaydın 2.2 satarım. Osterwold'e 15 diyor. Şu anki Osterwold'e 15'e satarım ama e, zarar ederim. Çünkü yerine Solbek neredeyse bulamam. Levent 2.6 diyor. Mesela Levent Mercan. 2'yi aldın 2.6'ya satamazsın. Osa'yı 8 diyor. Geçiniz onu. Mert Müldür 7 diyor. Şu an Mert Müldür herhalde 7'ye. hep birlikte satarız. Herhalde yok diyen olmaz. Keşke Oğuz Aydın'ı bek denesek. Bu cümlemi tekrar ediyorum. Keşke o uzaydını sağ denesek. Belki de Mourinho sağ hazırlıyor. Onu da bilemeyiz. Bakın Ocak planında Lindelöf'ten bahsediyoruz. Mario Branco yetkilerini aldı. Sürdürüyor görüşmelerini. 30 yaşında radarda tutuyor. Geri planda kaldı. Sezon başı sakatlığı nedeniyle 4 maç kaçırmış. Sadece 45 dakika oynamış. Erik Ten Hag'a geleceği bağlı diyor ki Erik Ten Hag'ın geleceği şüpheli. Ocak ayında görüşmek serbest. Milan'da istiyor. Eee... Mourinho'nun öğrencisi. Transfer eden Mourinho'ymuş zaten. 35 milyon euroya. Onu söyleyeyim. Neyse dur. Amrabat 22 diyor. İsmail 14. İsmail 14'e satarım. Bartu Elmaz 1.5 diyor. İsmail'i satıp Bartu'yu oynatırım. Bartu'yu geliştiririm ben. Onu söyleyeyim. 21 yaşında Bartu. Fred 15 diyor. Şu sene, bu seneki Fred giderek düşüşte inşallah yükselişe geçer. Kostiş bizde kiralık 6.5 yazıyor. Şimanski 19 hemen satarım saniyesinde satarım. Mert Hakan 1.1 maksimen 18 diyor. Mesela maksimen bizim futbolcumuz olsa 18 teklif gelirse satarım. Tadiç 3.2 diyor. Kent 2.7 kente zaten direkt feshedip gönderirim. İrfan 10 diyor. İrfan'ı ona satarım. Cengiz 10 diyor. Ona satarım. Oğuz Aydın oynatmayacaksak herhangi bir hazırlığımız yoksa 6'yı aldık ama 5.5 yazıyor. 5.5'a satarım. Anladınız mı demek istediğim? Yani Transfer market bedellerinde de değerlende de böyle bir düzen mevcut ama Fenerbahçe bu sene çok ciddi yatırımlar yaptı. Bu yatırımlar artık toplama zamanı ve futbolcuların kendine gelme zamanı. Birçoğumuz inkar etse de Ceko 5 golü var. Tadiç 4 golü var. Fred 3 golü var. Yani takımın 30 yaş üstü isimleri hatta 35 yaş üstü isimlerinden ciddi gol katkısı var. Aynı şekilde Tadiç'in 3 asisti, Maximen'in 3 asisti var. Fred'in 2 asisti var. Limakov için bir Edin onun bir asisti var. Hani diyorsunuz ya işte maksimen bağlı yapmayan 3 tane asist var bir tane gol var. A Fenerbahçe kısır oynuyor. O kısırlık geçtiği zaman zaten sizler de ben de mest olacağız. Arkadaşlar başka Fenerbahçe yok. Bu arada Fenerbahçe Beko Anadolu Efesi Türk derbisinde Euroleague'de. 83-78 mağlup ederek daha doğrusu 78-83 deplasmanda mağlup ederek e, zaferi kutlamaya başladı. Diye için falan oyundan ihraç edilmesi falan dün çok konuşulmuştu. Birkaç husus var. Yani kısa kısa başlık olarak söyleyeyim. Cenk Tosun'dan ayrılık açıklaması diye bir haber gördüm. Ya Cenk Tosun niye ayrılıkla ilgili bir açıklamada bulunmuş onu anlamadım. Yani iddialara cevap verdi diyor. 2 yıllık sözleşme yakın çevresinde şikayette bulunmuş falan filan. Ee, yani süre alacağı zamanların geleceğini düşünüyor. Mutlu olduğunu belirtmiş. 58 dakika süre alıyor. Cenk Tosun çocukluktan beri Fenerbahçeli. Fenerbahçeli bir adam bu şekilde e, yani dert edilmez arkadaşlar. Üçüncü forvet değil Cenk Tosun. Fenerbahçe'nin forvet rotasyonundan bir tanesi. Jose Mourinho'nun Ocak'taki ilk transferi 500 milyon euroluk yıldız diye bir haber yapmışlar. Bahsettikleri Lindelöf arkadaşlar, hani Medina işi el sıkışıldı ama Hristiyan Medina iptal olacak gibi falan filan diyor. O yüzden de ilk transfer sanki Medina değil diye bahsetmişler haberde. Ya yani şöyle haberin detayına baktım. Ennesi diye gideceğim, Ennesiri'ye diye işte ilgisi var falan filan arkadaşlar. Ben bunu birkaç önceki videoda yalanladım, anlattım size. O yüzden çok üstüne düşmeyeceğim. E Arda Güler mesela Arda Güler haberini verdiğinde de söyledim. Arda Güler'le ilgili hiçbir plan projemiz yok diye. Zaten onlar da açıkladım. Hani Lindelöf'ün piyasa değeri 563 milyon TL ediyor. Yani 15 milyon Euro'dan bahsediyor. Onun dışında Mourinho'dan sürpriz Kostic Maksim'in kararı. E Maksim'in kararı. E işte Fenerbahçe'nin yeni 11'i diye bir haber yapmışlar. Bu sadece düşüncesel bir haber. Yani elde olan hiçbir şey yok arkadaşlar. 9. haftada Samsun Spor maçı var. 20 Ekim Pazar günü saat 19'da başlayacak. Samsun Spor sanki ligde kalmak için ölüm kalım maçıymış gibi hazırlanıyor ama Fenerbahçe'nin de buna dikkat etmesi lazım. Hani Maksime'nin ilerleyen günlerde yerini Kostiç'e bırakabileceği konuşuluyor. Bilginiz olsun. Hem savunmaya katkısının biraz az olması hem de biraz daha e, kontrollü oyun düşünülüyor. Ha, Fenerbahçe Medina'nın alternatifini buldu. Bonservis bedeli diye bir haber var. Yine bu habere de değineyim. Bazı haberlerde kısa kısa geçeyim böyle de en azından şey olsun. Takvimde yer alan habere göre Racing Santander forması giyen Juan Nardoni'yi Fenerbahçe radara almış. Kimdir bu Nardoni? Nardoni, Nurdani hani bunun ilk sahibi. Neymiş bu? Juan Nardoni. Juan Ignacio Nardoni. 6 milyon euro piyasa değeri olan 22 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu. Oyuncu İtalyan pasaportta taşıdığı için Avrupa kulüplerine transferi çok kolay. Yani Fenerbahçe transferi derse Avrupa'ya da gidebilir. Sağ bekli de oynama özelliğine sahip. Ön libero 8 numara ve sağ bek oynama özelliğine sahip. Oyuncu 24 maça çıkmış. 2 gol 1 asist var 1506 dakikada. Şimdi oyuncu sezon sonunda sözleşmesi bitecek ama bizdeki sezon sonu gibi değil onların sezon sonu. Ee, 31 Aralık 2025'te bitecek. Yani Haziran'da değil Aralık'ta bitecek. 5.7 milyon euro almışlar zaten zamanda. Yani 9 milyon euroluk fark önem arz etmiyor falan filan diyorlar. Fenerbahçe'nin B planı diyorlar. 22 yaşında. Hani ben ilk defa duydum haberi bilginiz olsun. Hani ilk defa duyduğum için de çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Güçlü fiziği var şöyle böyle falan filan. Yani haber yapmak için haber yapmışlar. Bunun bir gerçek niteliği taşıdığını düşünmüyorum. Ha hocam sence biz Medina'yı alacak mıyız? Arkadaşlar Medina'yı alacağız ama alabileceğimiz en düşük fiyat alma peşindeyiz. Çünkü bu adamlar bize bir nevi kelek yaptılar. Hani devre arasında verelim, şöyle verelim, böyle verelim falan filan yaptılar. O yüzden de e, biz de olabildiğince en az fiyata alma çabası içerisindeyiz. Hayırlısı olsun hakkımızda. İzlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu kanalın bir ferdisiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyelim. Kanalımıza sevdiklerimizi davet edelim. Olabildiğince video izleyelim. Bakın Fenerbahçe'siz günlerdeyiz. Ee, ama gelin biz bize biz bizeyiz. İstediğiniz gibi yazın arkadaşlar. Ee, ve şunu da söyleyeyim. Ayda 15 TL vererek üye olmanızı tavsiye ederim. Üye oldunuz. Ne yapayım? Kanal ana sayfasından topluluk kısmına gidin. Orada sırayla duyumlar var. 10 tane 15 tane günlük enteresan duyumlar var. Bazen videolarda bile belirtmediğim duyumlar var. Benden tavsiye arkadaşlar o duyumlara. Yani şu videoda diye linki var tıklıyorsun. En başta tutturulan yorumlarda. Ne kadar çok video izlerseniz de o kadar çok o duyumlara denk gelme ihtimaliniz de yüksek. Onu da söylemiş olayım. Her şey için teşekkürler. Görüşmek üzere.